Merhaba arkadaşlar, bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugün sizlere özellikle erken ilkbaharda arıyı yavruya yatırmak, gece soğuklarından korumak ve daha iyi açlık sorunu yaşamaması, kemerden faydalanması, bal sırrını daha iyi açması, aynı zamanda sonbaharda baldan sonra yapılan bir uygulama olarak arıya kemer yaptırmak, yavru yaptırmak, sıkıştırmak, kışlık yavrusunu oluşturmak ve koloni yönetimi olarak arıya daha iyi, daha faydalı olabilmek için yapılan arı sıkıştırma yöntemlerinden bahsedeceğim. Toplam 3 yöntem var. Bunların ikisi Türkiye'de uygulanan yöntem, üçüncüsü de Türkiye'de uygulanmayan ve özellikle de Rusya'da çok uygulanan bir yöntem. Aynı zamanda dünya literatürüne girmiş olan ve ben şu ana kadar rastlamadığım bir yöntem. Ve bunun bir kısmını ben soğuk iklim arısı yani zayıf arılarda soğuk geçen iklimlerde bazı bir kısmını denemiştim. Ama bunun daha detaylı olan yöntemleri var, şekilleri var. Bunu kısaca bahsedeceğim. Arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoları beğenebilirsiniz. Yorum olarak yazabilirsiniz sorularınızı. Özellikle de Mehmet Yalçın da abimiz sormuştu. Arıyı sıkıştırmamak teori mi yoksa gerçek mi diye. Geçen yıl arıyı sıkıştırmadan kışlatmıştık ve ondan önceki yılda aborjin agamı sıkıştırmadan kışlatmıştı. Sıcak iklim arılarında ve soğuk iklim arılarında bu sıkıştırmak ya da sıkıştırmamak farklı sonuçlara sebep olabiliyor. Davranış özelliği olarak aynı zamanda arının kadrosuyla alakalı olan bir durum da buna sebep olabilir. Değişik değişik davranışlara sebep olabilir ama genellikle biz arıyı sıkıştırmayı faydalı buluyoruz. Arı sıkıştırılmaması gereken iklimlerde farklı, durumlarda farklı. Kısaca bahsedeceğiz bunları ve aynı zamanda hem Mürşit hocamızın hem de bununla ilgili yurt dışı uygulamasıyla alakalı, arı sıkıştırmayla alakalı yurt dışı uygulamasıyla alakalı bir video var. Arıyı bala yatırma ile alakalı. Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar arı sıkıştırmanın mantığına baktığımız zaman orta tarafta kovanın iç kısmında hem sağlı hem sollu strafor ya da tahta ya da ısı yalıtımda olan bir aparatla birlikte bölme tahtasıyla yani içi strafor dışı plastik de olabilir bir bölme tahtasıyla birlikte yavrulu alanı ve ballı kısmı içeriye sıkıştırıp ortaya sıkıştırıp sağdan ve soldan hava boşlukları bırakarak içerideki havalandırmanın ve nemin yukarıdan tahliyesi ile birlikte kovan iç cidarından aşağıya inmesi ve herhangi bir küflenme olacaksa da kovan iç duvarlarında olması, kötü havanın karbondioksitin bu şekilde yanlardan tahliye edilmesi, aynı zamanda kovan girişinden ya da kovan dip tahliyesinden alttan ya da polen çekmecelerinden alttan kovan içinin havalanması, aynı zamanda özellikle de bizim plastik tabanlı kovanlar, ister Apima'ya olsun, ister Bursa taban olsun, ister diğer markalar olsun, bunların dikkat ettiğimizde kovan kenarlarına gelen bölümde sağlı ve sollu havalandırma deliklerinin olmadığını görüyoruz. Yani birer çerçevelik havalandırma deliklerinin olmadığını görüyoruz. Yine yine özellikle nemli iklim koşullarında bu kış da gördüğümüz gibi, bu yılda gördüğümüz gibi özellikle birinci ve 10. çerçevelerin küflendiklerini görüyoruz yağmurlu iklimle nemli iklim koşullarında. Dolayısıyla arı sıkıştırma uygulaması aynı zamanda bu küflenmeleri de önleyici bir durum oluyor ve kovan üstünden de havalandırma sağladığı için ısı yalıtımlı olsa dahi bunun altından bizim verdiğimiz kek ya da şurubun kenarlarından kötü havanın ve içerideki nemi yukarıdan nemli havanın aşağıya tahliyesini kolaylaştırdığı için dünyada uygulanan bir yöntem. Bizde genellikle bu tarz uygulanmıyor. Nasıl uygulanıyor? Kovanın bir tarafına arılar sıkıştırılıyor. Çerçeveler yanaştırılıyor. Diğer tarafa strafor ya da bölme tahtası konuluyor. Bu şekilde bir uygulama yapılıyor. Esas da arı sıkıştırma uygulaması iki taraftan ortaya yapılan şekli makbul. Peki gerek sonbaharda yani bal sahamından sonra ya da erken ilkbaharda arıyı bu şekilde sıkıştırdıktan sonra arının davranış olarak yaptığı en büyük davranış ne oluyor?
Gerek fondan, gerek kek beslemesi olsun, gerek şurup beslemesi olsun, buzdolabı şurubuyla üstten verilen beslemeler de olsun, arı bunlara çok kolay yanıt alabiliyor. Çok kolay yanıt verebiliyor. Yani bizim verdiğimiz beslemeyi ya muma çeviriyor, ya üstte bal depoluyor, mum koyup üstüne bal depoluyor, ya da üstüne mum yapıp içine yavruyu döşeyebiliyor, ya da içine sıkıştırılan alanın içine yavru döşeyebiliyor. Bu şekilde biz bariz şekilde sıkıştırma uygulamasını görebiliyoruz, ya da çekmeyen arı, şurup çekmeyen arı, şurup çekiyor haline dönüşebiliyor. Burada en büyük fayda ısı yalıtımının kolay olması, arının yavrulama sıcaklığını sağlayabilmesi, yavru alanının ısısını koruyabilmesi, bir yumurta topu alanı kendine yaratması, oluşturması ve meradan bal gelişiyle birlikte, bizim verdiğimiz destekle birlikte üst kata çok kolay bal depolayabilir hale gelmesi. Aynı zamanda zayıf kovanlardan bal toplama uygulaması olarak da kullanılıyor. Özellikle de bunu ilk kullananlar 1860'lardan itibaren Danzen Becker, Amerikalı arıcı Danzen Becker ve Amerikalı arıcı Dadant, Charles Dadant. Çünkü o dönemde arı ürünleri üretimi bu kadar çeşitli değildi ve arıcılar parayı bal üretiminden ve mum üretiminden kazanıyorlardı. Arıya kıt kaynaklarla mum yaptırmak büyük sıkıntıydı. Mum yaptırabilmek büyük başarı istiyordu. Özellikle de beslemesiz mum yaptırmak büyük zorluklarla karşılaşılıyordu o dönemde. Mera yetmiyordu. Bu yüzden de çare olarak arı sıkıştırma uygulamasını buldular ve petekli bal üretimine, Danzen Becker'de, Dadant'ta petekli bal üretimine bu şekilde kayabildi ve bunları götürüp komşu eyaletlerde satarak büyük para kazandılar, geçimlerini sağladılar. Şimdi arkadaşlar bir uygulama videomuz var. Erken sonbahar ve erken ilkbaharda ısı koruma, yavru yaptırma ve ani soğuklar için kemer yaptırma amaçlarından birinci amacı olarak Mürşit hocamızın, benim videolarını çektiğim Mürşit hocamızın yaptığı bir uygulamayı dikkatlice izleyelim ve bir şeyler kapmaya çalışalım. Özellikle bizim dikkat edeceğimiz şeylerden biri de şurupluğun bir tarafında kışlama alanı olarak yavrulama alanı, yani koloninin bulunduğu bölüm, arada bir iç yemlik, genellikle de yarım şerbetlik dediğimiz kayık şerbetlik bu iş için ideal. Tam şerbetlikte bu işlem, istediğimiz verimi elde edemiyoruz bu işlemle. Bir de tüketilen çerçeve, ballı çerçeveler ya da polenli çerçeveler, ballı polenli çerçeveler. Buna göre bir mantığını anlamaya çalışalım. Hay maşallah. Geri bir strafor bölme. Bu da bölme, onların hepsi bölme zaten bu ama yani bunu straforda diye bölme diye buradaki arıların hepsi bölme. Bu da dört çerçeve diye bölme diyor. Biraz daha sanki sonradan bölünmüş gibi böyle bir intiba oluştu gözümde. Geç bölme gibi. Neredeyse azıcık daha beslesek dalak atacak adamlar. Yani beslesek dalak atacaklar, beslemediğimiz için. Kadrosu güzel, polenini almış. Bal getirmiş, koymuş. Bak, küveler de burada. Evet. Kutuları. Strafor sevenler derneğine üye olmaya çalışıyorlar ama biz daha çok seviyoruz. Tam çerçevenin strafora yanaştığı yere yapmışlar. Arının ulaşamadığı yere. Kutuları oraya. Bunlar Karadeniz tipi biraz çerçeve olmasından dolayı tam sıfıra sıfır oluyor. Mesela bu çerçevede öyle bir sıkıntı yok. Bak, boşluk var. Evet. Çerçeveler biraz büyük. 47.2 değil de 48'lik çerçeveler. Evet, bu arada ben açım. Bana yiyecek verin. Kemeri bile yok. Yavru yapayım diyen rek bağlan arılardan ve hala yumurta atan. Bunun üstüne de bir tane şöyle güzel bir kek yapıştırmak lazım. Bu arının ırkıyla mı alakalı
kenarda birçok şeyden etkilenebilir bu. Ama ırkıda yavru yapmasın, iki çerçevede mi kalsın? Yok, şey olarak hani Mera onu yavru yapmaya mı itiyor gelen falan? Kemerini bitirme cesaretini gösteriyor tam. Bunun sadece ırk özelliği değil, birçok özelliği var bunun. Ortam ısısı, gıda miktarı, nüfus, ırk ve bu etkiler içinde bir şey. Ama genelde insanlar bunu sadece ırktan kaynaklı olarak sınıflandırıyor. Kimileri de sadece mevsimsel kaynaklı veya besleme kaynaklı olarak sınıflandırıyor. Bu tek bir etkiye bağlı olarak basite indirgenemeyecek bir şey. Yani bu arada yavru yapmayı görüyorsan, senin yapacağın şey bu arıyı beslemek. Evet. Veya işte salak hayvan bu yavru yapmış deyip hiçbir şey vermemek de değil. Bu araya kekini koyup güzel bir şekilde o yavruyu sağlıklı beslemesini sağlaman lazım. Senin arıcı olarak görevin o. O arı olarak kendi görevini biliyor zaten ve onu yapıyor. Sadece sen arıcı olarak kendi görevini bilmiyorsan, arı değil tabii ki. Onun için herkes kendi ve yapması gereken şeyleri bilecek. Bu arı beslenecek. Bunun başka bir açıklaması yok. Kemeri balını görmüyorsan direkt evet. Besleyeceğiz. Müsaitse şerbet diyeceksin, müsait değilsen kek diyeceksin. Onun için bu arıyı besleyeceksin. İşin bittiyse kovanın kapağını kapatacaksın. Taşı da strofonun üstüne koyacaksın, rüzgarda uçmayacak. Tamam, teşekkür İyi ediyoruz hocam, sağ olun. İkinci olarak da erken sonbaharda fazla ballı çerçeveleri tükettirerek yağma ve açlık önleme, aynı zamanda kışlık balı sırlattırma ve 14 santim kemer yaptırma ile alakalı bir video izleyeceğiz Mürşit hocamın uygulaması olarak. Evet arkadaşlar, Mürşit hocamı arı bakarken aralıkta denk geldik. Hay maşallah. Yavrulama var mı diye bakıyoruz da yok. Kapalı yavrular var, açık yavrular yok. Duvar çerçevesi. Bu duvar çerçevesine duvar çerçevesi diye bakmıyoruz. Bu açık gözlü ballar kışlama balı değil daha. Sırlı petekler olacak. Bunlar hiç değil. Bunlar hep yarım yamalak ballar. Bunları bal var diye saymayacaksınız. Buraya elimize geçersek güzel bir ballı çerçeve, sırlı ballı. Veya diğer tarafında varsa bu tarafını alacağız. Bunda azıcık açık yavru yumurta var. Merkez yavrulama burada yapmış. Evet, şu orta bölümde. Kapalı yavru, düzgün. Yavrular sağlıklı. Polen gelmiş. Sonbahar poleni biraz. Arada tarlacı kadrosu olduğu için polenden faydalanabilmiş. Bunlar aynı şekilde yumurta atmış mı? Atmış. Esasla atmasa da olurmuş ama ılıman geçerse attığı yumurtanın faydası olacak. Soğuk geçerse attığı yumurtayı beslemeyecek ve boşaltacak o gözleri, yani boş gözler olacak. Onun için havanın gidişatına göre iyi veya kötü yapmış olacaklar. O çerçevede ne var bir yolda? Onu aldığımız yere koyuyoruz. Ama bunun dış kısmına bir tane diğer arılardan güzel ballı bir çerçeve koyuyoruz. Çünkü bunda da kemer balı var ama yeterli değil. Sırlanmamış. Kemer balları veya yan ballar, arada bal var gözüyle bakılacak ballar değildir. Sırlanmış olanlar kışlama balı olacaklar. Onun için sırlanmış kovanlar, balları seçeceksiniz. Bunda yoktur, bir tane olan arıdan alalım da. Yavru
bunun gibi bir stok balığı olacak kışlama balığında. Ama bunun yanına bir bakayım. Evet, yavrunun yanında yavru. Ama yavrunun üstünde de düzgün kemer var. Yani yavru arkaya sıkışmış durumda. Tam tersi bu dönemler öne sıkışmış yavru görürüz. Niye? Çünkü kovanın ön tarafı güneşi daha güzel hissettiği için kovanın daha sıcak bölgesi orası. Buradaki yavru nereye kadar var? Ve yavruya oranlı olarak stok gıda yeterli mi onu bakacağız. Burada yavru yok. Polen var. Bunda da polen ve fal var. Şimdi sen şunu da duramazsın. Buna duvar çerçevemizi yapıyoruz. Buna bakıyoruz. Bunda da herhangi bir yavru yok. Bu da gıda stoğu. Bunu da alıyoruz. Artık bunda yavru olmasını bekliyoruz. Var. Yeni atılmış yavrular var. Onun için bunu, bu kapalı yavruysa, ki bu da açık yavru, bu arının yavru alanında çok fazla stok balı yok, kemer balı. Onun için bunu besleyeceğiz. Mevcut balını sıkıştırıp kemer balı yapmasını istiyoruz. Yani yavrunun üst kısmında en az 4 parmak ebatında, mümkünse çerçevenin yarısına kadar bas toplamasını amaçlıyoruz. Bu aldı. Bu daha dolu. Şunu yok, bunu silkeliyorum. Dur. Bakın bu kağıdı koyuyoruz. Bunu koyuyoruz. Buna elinizde kek hazır da varsa hemen üstüne yapıştırırsınız. Bu çerçeveyi şurupluğun dışına koymamızın amacı... Ondaki balı alsın taşısınlar. Taşımazlarsa yağmanın olmadığı bir dönemde taraklanabilir o. Şu an yağma olabilir diye taraklamıyoruz. Yani taşısınlar istiyoruz o çerçeveyi. Önemli olan bir bütün halinde yerleşmeleri aradım. Ve üst tarafıyla yanda biraz bal ama esas kemerde, yani yavrunun üst tarafında iyi bir bal stoğunun olması gerekli güzel bir kışlama için. İyi bir kemer olması lazım. Evet. Teşekkürler hocam, elinize sağlık. Teşekkür ederim. Sol tarafta günümüzde kullandığımız alttan havalandırmasız olan kovanlardaki havalandırma düzenini görüyoruz. Alttan soğuk hava giriyor ve içerideki çerçevelerden yukarıya doğru çıkıyor ve üstteki delikten de eğer varsa, tıkalı değilse, arı burayı propolis kapatmamışsa dışarıya çıkabiliyor. Özellikle Muhsin Doğaroğlu hocamızın hem alttan giriş hem de üstte delik uygulamasıyla, önde delik uygulamasıyla birlikte arıyı kovanın soğuk bölgelerde, kovanın arka tarafına salkım yapmasını sağlattığı sistemlere benzer bir durum. Burada nem ne yapıyor? Yukarısı çok sıcak oluyor, arı yukarıya doğru gidiyor. Aynı zamanda sırlı balı yukarıda kış döneminde çözebiliyor. Aşağısı da soğuk oluyor ve gelişme ilkbaharda aşağıya doğru oluyor. Kışında balı yiyerek içeri de doğru, yukarıya doğru çekilme durumu söz konusu. Sağ tarafta da kovan girişi önden ya da alttan havalandırmalı olan kovanlarda da burada da bir düzen görüyoruz. Burada da ne oluyor? İçerideki ısı döngüsü olarak önden ve alttan giren ısının kovanın arka tarafından yukarıya doğru çıkarak önden aşağıya doğru indiğini görüyoruz. Dolayısıyla kovanın arka taraflarının soğuk olması ve arının kovanın arka tarafına yürümeme sebeplerinden biri de bu soğuk hava. Yani genellikle arıcılarımız işte kovanın önü güneye bakıyor, daha iyi ısınıyor olarak algılar. Ancak kovanın arka tarafı, kovan dip tavlasından, dip tavlasındaki deliklerden hava girmesiyle birlikte kovanın arka tarafı daha soğuk olduğu için, havalandırma arka taraftan öne doğru olduğu için bir havalandırma probleminden kaynaklı olarak bu şekilde arı öne toplanıyor olabilir. Sebeplerinden biri de bu olabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Danzenbaker kovanı görüyoruz. Sol altta.
Danzenbeekir, bal mumu üretimi ve petek balı üretimi için aynı zamanda bu şekilde efektif olarak nasıl en kolay, en hızlı petek balı üretebilirim tarzında bir kovan yapıyor. Alt kısmı biraz daha geniş, yukarısı biraz daha dar olan çerçevelerle birlikte. Aslında Danzenbeekir kovanı, yukarıda gördüğünüz kovan, aynı zamanda yukarıdaki kovanı Dadant da kullanıyor. Yani hem Danzenbeekir hem Dadant. Bu üstte gördüğünüz, sol üstte gördüğünüz 16 santimlik kovanları yapıyorlar. İlk petek balı üretimi için bu şekilde yaparak kullanıyorlar. Danzenbeekir daha sonra bu ilk kullandıkları 16 santimlik olan Danzenbeekir kovanında modifiyeler yapıyor ve patentini sol alttaki şekilde alıyor. Sağ altta Dadant'ın ilk kullanılan 20 çerçevelik olan geniş Dadant dediğimiz kovanı, özellikle İtalyan arılarıyla bal yaptırmak için kullandığı bir kovan. Yine üst kısımda Danzenbeekir'in petekli çerçeve, bölmeli çerçeve olarak kullandığı, petek balı üretiminde kullandığı kovanı görüyoruz. Hem Dadant, hem Charles Dadant, hem Danzenbeekir petekli bal üretimi için bu şekilde kovanları deneyerek bir uygulama yapıyorlar ve tüm kovanlarda uyguladıkları yöntem Dadant koloni yönetimi denilen, ortadan sıkıştırmaya, sağlı sollu ortadan sıkıştırmaya dayanan, çerçeveleri kovanın ortasına koymaya dayanan bir yöntem. Ve bu şekilde koloni yönetimini yaparak maksimum düzeyde petekli bal üretimi yapıyorlar. Ve sol üstte gördüğünüz 16 santimlik kovanı da koloni yönetimi olarak farklı şekilde kışlatıyorlar. Kışlatma şekilleri de farklı. Yani 16 santimlik sol üstteki kovanı o şekilde çerçeveleri bile tek kat olarak kışa sokup arıyı kışlatma becerisine sahip oluyorlar. Aslında anlattığımız şey kışlatma uygulaması, ilk çıkışı 1861 civarında bu kovanların ilk yapıldığı Danzenbeekir ve Charles Dadant'ın uygulamalarıyla Dadant koloni yönetim sistemi olarak meydana çıkıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İlk çıkışı Charles Dadant'tan kaynaklanıyor bu arı sıkıştırma uygulamasının ve petek balı üretimi ve bal mumu üretimi için çıkıyor. Çünkü o dönemde sadece bal mumunu aynı zamanda mum olarak, ışıklandırma olarak da kullanıyorlar. Çünkü bizim şimdiki kullandığımız parafin mumdan iki kat fazla dayanıyor ve iki kat fazla ışık veriyor. Daha iyi ışık veriyor. Peki Dadant koloninin yönetimi nedir? Dadant koloni yönetiminin mantığı şudur arkadaşlar. Mantığı arıların yavrulama topunu bozmamak. Yani arıyı ortaya almak, hem alt katta hem üst katta yavrulama topu olarak alt katta da üst katta da orta kısımda arıyı toplamak, açık larvaları ve pupaları orta kısımda toplamak, diğer ballı çerçeveleri sağa ve sola yanaştırmak. Ama bunun için bölme tahtası kullanmak. Bizdeki gibi işte bir duvar sağa, bir duvar sola ya da iki duvar sağa, iki duvar sola, arada bölme tahtası olmadan kullanmak değil. Bizde temelde koloni yönetimi olarak Dadant koloni yönetim sistemine uygun Langstroth kovanlarda bir uygulama yapsak bile bölme tahtası kullanmadığımız için bu Dadant koloni yönetiminden biraz farklılaşıyor, ayrışıyor. Dadant koloni yönetimi esas da mantığı yavruları, pupaları ve açık larvaları ortaya bir araya toplamak, bu şekilde yavrulama alanının ısısını korumak ve daha iyi arı bakımı, daha iyi mum performansı, aynı zamanda petekli bal üretebilmek. Ve bu Dadant koloni yönetimiyle birlikte, petekli bal üretiminin başlamasıyla birlikte özellikle arıların sağ üst resimdeki görmüş olduğunuz arıların erken dönemde dahi, erken ilkbaharda dahi attığı erken dalaklardan bile faydalanmayı ve onlara yavru yaptırmayı, sezon çok iyi giderse de bu erken dalaklardan dahi bal üretimi alabilmeyi amaçlıyordu ve bunu başardılar. Daha sonra sol üst çerçevede gördüğünüz bu Danzenbeekir koloni yönetim sistemiyle birlikte, yani Danzenbeekir kovanıyla birlikte üretilen, o yöntemde üretilen bir petek balını görüyoruz ve tamamen sırlanmış halde ve herhangi bir şurup karışma derdi yok. Tamamen arının dışarıdan getirdiğiyle birlikte, bu kloning yönetimiyle birlikte, uygulanmasıyla birlikte hiç beslemesiz mum yaptırma ve hiç beslemesiz doğrudan petek balı yaptırma tekniği olarak uygulanmışını görüyoruz. Sol alt kısımda da daha önce ülkemizde de kullanılan
seleksiyon çerçevelerini görüyoruz. İçeriye bal yaptırdığımız çerçeveleri görüyoruz. Bunlar artık pek piyasada bulunmuyor. Bulunsa bile yapanlar da nadir. Yaptırsan özel yaptırman lazım. Dolayısıyla bu ağaç kaset sistemi daha çok plastik kaset sistemine dönmüş durumda dünyada. Kaset arıcılığı yapanların tamamı Danzenbeker koloni yönetimi ya da Dadant koloni yönetimi ile çalışmak zorunda kalıyor. Kasetlere daha iyi bal ve daha iyi mum üretebilmek için bunu da bir not olarak belirtelim arkadaşlar. Evet, burada da 1861 sonrası Charles Dadant ve Danzenbeker'in uyguladıkları sistemi 1897'deki yine 1912'deki, 1914'teki hatta 1917'de de patent olarak değişik patentler alındı. Ve 1940'lara kadar, 1947'lere kadar Danzenbeker'in patent aldığı kovan sistemi değişik modifikasyonla birlikte tekrar tekrar faydalı model olarak patent aldı. Ve bu özellikle Amerika'da arıcılık kitap olarak yayınlandı. Aynı zamanda uygulama olarak yayınlandı ve öğretildi, yaygınlaştı. Burada 1897'deki Bir Journal, American Bir Journal dergisindeki Danzenbeker kovanının alt kısım ve üst kısım bölümlerini görüyoruz. Üst kısımda petek balının üretimini görüyoruz ve kasetli sistemi görüyoruz. Yine 1900 orta üst kısımda 1900 altta 1912, üstte 1914, 1915'teki Danzenbeker'in koloni yönetim sistemindeki modifikasyonları görüyoruz ve üst kısımda bu 16 santimlik kullanmasının sebebi arıya daha iyi petek balı yaptırabilmek için yapılması gereken işlemlerden biri de arıyı sürekli üst kattan çalıştırmak gerekiyor. Yani alt kuluçkalık, en alt kuluçkalıkta arı girişi alttan olabiliyor. Ama üste çıktığınız zaman, balıklara çıktığınız zaman arının girişini üste almanız gerekiyor. Bu büyük sıkıntılar yapıyordu. Bu 16 santimlik kovan uygulamasının esas mantığı bu. 16 santim olmasının sebebi bu. Arı kovan girişinin değiştiğini ancak 17 santimlik yani bir polen tuzağı boyutunda. Bunu da ben geçen yıl ve ondan önceki yıl denemiştim. 17 santimlik kovan girişini ayarlayarak arının gün içinde dahi kovan girişinin yerinin değiştiğini, değişen yerini dahi bulabildiğini size uygulamalı olarak videolarıyla birlikte video çekerek göstermiştim. Bunu da işte arılıklarda varroa yönetimiyle arılıklar arası varroa yönetimi videosu çekerken detaylı olarak anlatmıştım. Yani Danzenbeker'in koloni yönetim sistemi bizim şu anki uyguladığımız koloni yönetim sisteminden biraz farklı. Arıya efektif şekilde arıyı bulunduğu ağaç kovuğunda bulunduğu konforla birlikte daha iyi ve verimli bir üretim yaptırabilmek amacıyla ticari arıcılıkta arıya zorluk çıkarmaktansa ticari arıcılıkta arıya yardımcı olarak daha iyi bir üretim yapmak, daha iyi arıdan faydalanmak, arıyı verimli kullanmak üzerine bu mantıkla oluşturduğu bir sistemle bu kovanı yaptı ve uygulanıyor. Alt tarafta arıyı sıkıştırdıkça sıkışan arı üst kısma çıkıyor ve üst kısımdan başlıyor çalışmaya. Kuluçkalığı altta ortada sıkıştırdıktan sonra yukarıya petek balı yapmaya başladıktan sonra alt kısmı daha da genişletip 10 çerçeveye alıp daha sonra arının yukarıya tamamen kendi doğal ortamında bir petek balı yapması sağlanıyor arkadaşlar. Temel mantığı bu. Charles Dadant yaptığı bir dünya uygulamadan sonra Dadant çerçevesi ve Dadant kovanını üretti. Tabi Dadant plant denilen değiştirilmiş Dadant kovanı da var. Özellikle Avrupa'da uygulanan Dadant plat kovanı, yani değiştirilmiş, sonradan değiştirilmiş Dadant kovanı. Charles Dadant'ın orijinal kovanı 20 çerçeveli geniş İtalyan arılarına göre İtalyan arılarının verim kapasitesini yani yavru üretim kapasitesini karşılayacak şekilde büyük bir kovandı. Daha sonra bunun küçük olanları da uygulandı, yapıldı ve sağ kısımda gördüğümüz gibi ortaya toplanıyor. Yavrulu alan ortaya toplanıyor ve ortada eğer
besleme yapılıyorsa kovana, kenarlara veriliyor besleme. Yani sağ ve sol bölme tahtasının dışına veriliyor. Ve arı hem üstten hem alttan bölme tahtasının üstünden, en çok da bölme tahtasının üstünden boşluk bırakılıyor. Sağa ve sola arı geçebilsin, çalışabilsin diye. Nadiren de bizim yarım kayık şurupluklarda da olduğu gibi arının alttan geçebilmesi için boşluk bırakılıyor. Ama genelde orman koşullarında, soğuk iklim koşullarında, orman koşullarında arı bırakılıyorsa sadece üstten geçişine müsaade ediliyor. Ve eğer besleme yapılıyorsa içeride oluşan duvar çerçeveleri sürekli dışarı alınarak ve petek verilerek, temel petek verilerek bu şekilde yapılıyor. Ticari arıcılıkta petekli bal üretimi yapılmayan, sadece süzme bal yapılan uygulamalarda eğer besleme yapılmadan bu uygulama yapılıyorsa, bu koloni yönetimi uygulanıyorsa, içeride biriken ballı çerçeve dışarıya alınıyor. Bölme tahtalarının dışına alınıyor ve arıya yedirtiliyor. Yani ya kemer yaptırılıyor ya da mum yaptırtılıyor. Amaç mum yaptırmaksa, arıyı daha fazla genişletmekse baldan bu şekilde faydalanılıyor ve bunun sonucunda da arı maksimum bir çerçeveye ulaştıktan sonra, yani arının maksimum ulaşabileceği kapasiteye ulaştıktan sonra, ana arının maksimum yumurtlama kapasitesine ulaştıktan sonra, mesela örnek veriyorum, Kafkas arıda diyelim ki ana arının maksimum üretim kapasitesi, maksimum yumurtlama kapasitesi 7 çerçeve ise, 7 çerçeveden sonra daha kenarlara herhangi bir petek ilavesi yapılmıyor. Çünkü petek ilavesi yapsan da ana arı ona yumurta atacak bir pozisyonu yok. Dolayısıyla arı 7 çerçeve sağa, 7 çerçeve sola olarak, yani 7 çerçevenin üstünde ana arı sağa sola gidip gelecek, yumurta atacak ve döngüyü bu şekilde tamamlayacak. O zaman arıya örnek veriyorum, Kafkas ya da Kafkas F1 arısı için, işte daha doğrusu soğuk iklim arıları için, eğer ana arının kapasitesi örnek veriyorum 7 çerçeve ise, 7 çerçeveden daha fazla 6 kuluçkalığı genişletmeye gerek yok. Boşuna arıya mum ördürmeye, dışarıdan gelen balı muma çevirmeye gerek yok mantığıyla hareket ediliyor ve 7 çerçevenin üstüne direkt kat atılıyor. Örnek veriyorum, işte diğer, işte ana arının, her koloniye göre ana arının yumurta atım kapasitesi farklı. Diyelim ana arının yumurta atım kapasitesi 8 çerçeve ise ya da 10 çerçeve ise, 8 çerçeveye geldi mi 8 çerçevenin üstüne, 10 çerçeve geldi mi 10 çerçevenin üstüne ızgara atarak ya da atmayarak bir koloni yönetimiyle üste arının bal yapması sağlanıyor. Birinci ile ikinci kat arasına dalak örüyor. Yani arı merdiven olarak kullanmak için üst çerçeveye geçmek için dalak örüp yine yukarıya doğru çıkıyor ve arıya bu şekilde bir koloni yönetimi uygulanıyor. Dazenbekir'in kovanının genel bakışı bu arkadaşlar. Genel bir bakış atacak olursak nasıl olduğuna dair, çerçeve sistemine dair. Şimdi gelelim bu koloni yönetim sistemi ile birlikte Dazenbekir'in patent başvurusunda bu kovanı neden ürettiğinin açıklanmasına. Francis Dazenbekir bunu şöyle açıklıyor. Diyor ki, kovanı uygun sıcaklıkta tutmak, propolis toplamak ve bunu uygulamak, aynı zamanda arıların bal toplamada azami ölçüde kullanılması, çerçevelerin manipüle edilmesi, yani çerçevelerin değiştirilmesi, yer değiştirilmesi durumunda arıların doğal düşmanlarından korunması, aynı zamanda arıcının kovan yapımının basitliği, bu sayede üretimi ucuz yapmak, üretimin ucuzluğunu güvence altına almak, zamandan kazanmak ve aynı zamanda arıların da ticari sömürüsünde, insanların arıları ticari sömürü olarak kullanmasında, çalıştırmasında, bir işçi gibi çalıştırmasında en önemli husus arıların korunmasıdır. Ben arıları hem koruyacak hem de ondan ticari arıcılık olarak maksimum fayda edecek. Aynı zamanda arıcıyı ucuz ve kolay bir yöntem olarak uygulayabileceği bir şekilde bir kovan yaptım diyor. Burada da arı sıkıştırma uygulamasıyla birlikte hem üstte hem de altta kullanılan, o dönemde kullanılan Dazenbekir ve Langstroth çerçevelerinde kullanılan hareketli çerçeve denilen çerçeveleri görüyoruz, örneklerini görüyoruz. Orijinal örnekler bunlar. Burada da sıkıştırarak, arıyı sıkıştırarak yukarıya petek balı, kaset arıcılığı yapılmış bir uygulama örneği göreceğiz.
Özellikle Danzenbecker kovanında arıyı sıkıştırdıktan sonra nasıl kışladığıyla alakalı kafanızda soru işareti olabilir. Yani alt kısım kuluçkalık çerçevesi geniş, yukarısı dar. Bu daha sonra nasıl oluyor diye. Arkadaşlar Charles Dadant kovanındaki kışlama usulüyle aynı kışlanıyor. Charles Dadant kovanında da ortada bir tam çerçeve, Dadant çerçevesi, bir de yukarıya 17 santimlik yarım ballık çerçevesi. Eğer bunlar ana arının yumurtlama kapasitesi büyükse, genişse, verimliyse ve yarım çerçevelerin içinde yumurta varsa, açık larva ya da pupa varsa, bal sağımından sonra içinde kalmışsa, yapılan işlem şu: 17 santimlik yarım ballık çerçevesi en alta konuluyor. Normal geniş çerçeveli 30 santimlik Dadant çerçevesi de olduğu katta, onun bir üstüne konuluyor. Dolayısıyla ters çevrilmiş oluyor. Bunun avantajı şu: arı erken ilkbaharda daha geniş bir alanda yavrulama alanına sahip olmuş oluyor. Çünkü bu şekilde sonbaharda arı sonbahar döneminde dışarıdan gelebilecek poleni ve balı, sonbahar balını rahatlıkla içeriye depolayacak alan buluyor. Ve özellikle bizim Langstroth çerçevelerde ya da ruşetlerde, sonbahar bölmelerinde gördüğümüz, ruşetlerde gördüğümüz, Langstroth çerçevelerinde arıyı sıkıştırınca gördüğümüz sonbahar polen akımlarında arıların kovan terki ya da başka kovanlara iltica etmesinin de önüne geçilmiş oluyor. Ve dolayısıyla eğer sonbaharda bir kıtlık oluşsa bile, bizim verdiğimiz besleme yetmese bile, kovanın içindeki polenin arıyı kışlayacak şekilde yetmesi sağlanıyor. Ve erken ilkbaharda da merada yağmur olsa bile içeride, bu kıştan gelen ya da sonbahardan gelen stokla birlikte rahatlıkla içeride yavru yapabileceği bir döneme ulaşmış oluyor. Ilıman ya da nemli ılıman iklim ya da yağmurlu iklim koşullarında daha iyi bir imkana kavuşmuş oluyor. Şimdi yarım ballık çerçevesini bu kırmızı yere gelen alta konulduğu zaman bu kırmızı çizgilerle ben hiza olarak buraya işaret koydum. Bakın arkadaşlar, dikkat ederseniz eğer yarım ballık çerçevesinde eğer yavrulama varsa, ters çevrilip yarım ballık alta konulduğu zaman arının salkımı da, yaptığı salkım da bu yarım ballığın alt hiza olarak altına gelmiş oluyor ve dolayısıyla yumurtlama alanı ovallik sağlanmış oluyor. İşte bizim Langstroth çerçevelerindeki gibi daha çok basket topuna benzeyen değil de daha çok Amerikan futbolu topuna benzeyen bir salkım oluşmamış oluyor ve bizim Langstroth çerçevelerdeki sağlı sollu gece soğuklarında sağlı sollu arı kayıpları, arı ölümleri, ısının sağlanamaması, tam ovalliğin sağlanamaması kaynaklı dibe çökmeler, arı ölümlerini, aç kalma gibi arı ölümleri burada otomatik olarak önlenmiş oluyor ve kovan girişi de aşağıya kadar arı salkımı ulaştığı için kovan girişi de gerek sarıca gerek bombus gibi arılardan rahatlıkla korunabilmiş oluyor. Burada sağ üstte bu sistemin alta konulmuş olan şeklini görüyoruz. Sağ altta da arının propolis toplayarak kovan girişini koruma davranışını görüyoruz. Bu kovanlarda bu sistem yapıldığı zaman arı propolisi kovan önüne yapıyor, başka yere yapmıyor. Bu resimde de nemin kovan içine yaptığı sauna etkisini, yani arıların haşlanması dediğimiz durumu, haşlanarak ölmesi dediğimiz durumdan bahsediyorum. Bu resim örnek olarak sunabiliriz. Burada bir sauna görüyoruz ve 17 derece altta 17 derecelik bir hava girişi var içeriye. Yukarıdan giren, tepeden giren hava girişi de 20 derecelik bir hava girişi var. Bakın arkadaşlar, bu ayak sandalyelerinin olduğu seviyede 55 derecelik bir ısı var. Bu ısıtıcıyla 80 derecelik bir ısı içeride oluşturuluyor. 80 derecelik ısı, dışarıdan giren 17 derece ve 20 derecelik ısıyla birlikte, nem etkisiyle birlikte, nemle birlikte insana hissedilen derecesi 90 derece olarak hissediliyor. Aslında içeride fiziksel ısı 80 derece, daha dip aşağıda, dip kısımlarda aşağıda 55 derece, ama kovan içinde bunun
alttan ısınmasıyla birlikte, yani kovanlara vuran güneş ısısıyla birlikte arı dışarı çıkamadığı zaman içerideki nem yaklaşık 10 derecelik bir ısı artışı, ekstradan ısı artışı yapıyor. Arının kendi yaptığı ısının haricinde, dolayısıyla bu içerideki nem içeride fazladan bir buhar etkisi yapıyor. Sıcak buhar etkisi yapıyor. Arıyı rahatsız eden bir nem etkisi yapıyor. Ve bu içerideki nem etkisi sağ üstteki, soldaki, ortadaki bölümde gördüğümüz gibi kovan altı havalandırmalı değilse bu ısı içeride dolanamıyor. Dolayısıyla yukarıda daha fazla bir nem birikmesine sebep oluyor. Nem tahliyesi gerçekleşemiyor. Alttan havalandırmalı kovanlarda biraz daha nem tahliyesi biraz daha iyi oluyor. Ama nem tahliyesi arkadan öne doğru olduğu için kovan arkaları daha soğuk oluyor ve arı kovan arkalarından öne doğru çekiliyor. Biz bunu birçok kez arının kovanın önüne doğru yığılmasını, işte kovan girişini koruma ya da ısıdan dolayı öne doğru, yani güneş ısısından dolayı öne doğru çekildiğini o şekilde öğretiliyordu. Öyle anlıyorduk. Bir de arkadaşlar, uluslararası literatüre Blinov yöntemi olarak geçmiş olan Alexey Valerievich Blinov isimli bir arı araştırmacısının yöntemi var. Arkadaşlar, özellikle de soğuk bölgelerde bu yöntemle çift sıkıştırma uygulaması denilen bir uygulama var. Başarıyla uygulanıyor. 20 çerçeveden tut, yani genellikle de 20 çerçeveden ziyade 16 çerçeveye kadar uygulamasını gördüm. 16 çerçevelik kuvvetli kolonilerden tut, 3 çerçevelik zayıf arılara kadar uygulanabilen bir yöntem. Burada da bölme tahtası olarak strafor konuluyor. Straforun dış kısmına boş petekler konuluyor. Bizim Langstroth kovanlarda uygulanan hali bu. Ballı polenli çerçeveler bir araya toplanıyor. Araya iç koruma, sağlı sollu iç koruma konuluyor. Bu da genellikle strafor, sert strafor ve yavrulu çerçeveler, açık ve kapalı larvalar, açık ve açık larvalar ve pupalar orta kısma konuluyor. Ve bu çerçevelerin dışına, sağlı sollu dış kısımlarına ballı polenli çerçeveler konuluyor. Yani Charles Dadant'ta ve Danzenbecker'de gördüğümüz sistemde bölme tahtalarının dışına ballı polenli çerçevelerin konulması gibi bir uygulama yapılıyor. Ve burada da yavrulu alanın üstüne kek konuluyor. Kek, fondan, işte şurup. Bu yöntemi biz özellikle sonbaharda ve erken ilkbaharda kullanıyoruz. Ve birçok arıcı kullanıyor. Ülkemizde de birçok arıcı kullanıyor. Ama bu şekilde yaptıklarını tahmin etmiyorum. Yani bu mantıkla yaptıklarını tahmin etmiyorum. Ne yapıyoruz? Genellikle yavrulu alanın sağına ve soluna biz ballı polenli çerçeve koyuyoruz. Bu uygulama soğuk bölgelerde olan bir uygulama. Bunun da mantığı şu: arı soğuk durumdayken sağa ve sola şurup çekmek için ya da ballı polenli çerçeveden herhangi bir şey yiyebilmek için, yiyecek alabilmek için salkımı bozup uzanamayacağına göre bunu beslemeyi üstten vermek. Mantık bu. Bunun Güngör Korkut hocamızın, Mürşit Korkut hocamızın babasının, benim ondan bizzat duyduğum yöntem de bunun daha pratiği olarak sağlı sollu fazlalık olan ballı çerçevelerin sağılıp arıya polen keki yaparak, ballı polenli kek olarak yapıp çerçevelerin üstüne direkt yatırmak, gerek sonbaharda gerek erken ilkbaharda bu şekilde arıya daha faydalı olacağı şeklinde bir yöntem. Bu da arkadaşlar, özellikle diyelim ki yarım ballık çerçeveniz var ve bir çerçeve arınız kaldı ya da 3 çerçeve arınız kaldı, yarım ballık çerçevede sıkıştı, sonbaharda bölmek zorunda kaldınız ya da böldünüz, kasıtlı olarak böldünüz ya da erken ilkbaharda zayıf olarak kaldı. Arının zayıf arıyı bu şekilde soğuk iklimlerde dahi bu şekilde alıp beslemeyi de üstten verip ballı polenli çerçeveleri sağa ve sola ilk straforların dışına alarak içerideki yavrulu alanı ölmekten korunuyor ve ısı yalıtımı olarak sağlıklı bir ısı sağlanıyor. Sabit bir ısı sağlanıyor. Isıyı koruması sağlanıyor. Nem etkilerinden, zararlarından korunuyor. Aynı zamanda arı diyelim ki kuvvetlendi. Dışarıdan mere geldi ya da iklim iyi gitti. Bu sefer ne yapıyor? Arı bu straforun üstünden ya da altından geçerek sağlı sollu duvar çerçevelerindeki
bağlı polenli çerçevelere ulaşıp buradan faydalanarak içerideki yavruya bakımı arttırabiliyor ya da dışarıya olan arı kadrosu dışarıda daha da arttığı zaman bu sefer ne olmuş oluyor? Dışarıdan bir çerçeve içeriye, ballı polenli çerçevenin bir kısmı içi yenmiş olan çerçeveyi içeriye kaydırarak ana arının erken ilkbaharda yumurta atması, kendini koruyarak yumurta atması, bu şekilde koloni yönetimi yapılması sağlanıyor arkadaşlar. Bu da bir yöntem. Şimdi Bilinov bu yöntemi niye yapmış? Öncelikle söyleyeyim. Bilinov'un orijinal yaptığı yöntem sol üstteki. Burada Bilinov şunu amaçlıyor. Diyor ki soğuk iklimde ben kovanın sağ tarafını straforla kapattım. Solunu straforla kapattım. Üstüne iyi bir ısı yalıtımı yaptım. Çerçeve aralarından nem tahliyesi olabilmesi için, nemin aşağıya tahliyesi için güzel bir bölüm yaptım. Kovan girişini de sadece soldaki 4 çerçevelik olan bölüme kovan girişini ayarlayarak, yani ne yapıyor Bilinov? Ballı çerçevelerin olduğu bölümde kovan girişini kapatıyor. Orada arı girişi yok. Niye? Dışarıdan sarıcalar ve bombuslar ya da diğer yağmacı arılar bu ballı çerçevelerin olduğu bölümden bal çalmasın diye, orayı yağmalamasın diye. Diyor ki Bilinov, ben yavrulu çerçeveleri bir tarafa alırsam, kovanın içinde girişe yakın olan kısma alırsam ve pardon, yavrulu çerçeveleri girişe yakın olan kısma alırsam ve ballı polenli çerçeveleri de kovanın uzak kenarına alırsam, ortaya bir bölme tahtası koyup bölme tahtasının altından ve üstünden arının geçebileceği, içeriden bal taşıyabileceği bir durum yaparsam, hem kemer balı rahatlıkla iyice sağlanabilir, hem arı erken ilkbaharda ısıdan korunabilir, soğuktan korunabilir ve güzel bir arı gelişimi sağlarım. Arı ölmez, arı yaşar olarak bakılıyor. Ve orta kısımda da bunun daha değişik varyasyonları yapılmış. Onlar o var. Ve en sağ tarafta da bir başka versiyonu var. Bilinov'un arı kışlamasında esas amacı arı kışlamasını sağlamayı ve arı kolonisinin kıştan sonra zayıfladığı ilkbaharda, yani Mart döneminde yavru yetiştirmek için en uygun koşulları yaratmayı amaçlıyor. Ve yöntemin özü, erken ilkbaharda arı kolonisinin yuvasını kesmek gerekir. Yani ortadan ikiye bölüyor, kesmek de diyor o. Bunun için arıların genellikle yaşadıklarının yarısı kadar olan kısmı, yani çerçeve sayısının yarısını ortadan tam olarak ikiye bölüyor. Yani bir nevi kör bölmeye yakın bir bölme yapıyor. Çerçevelerin geri kalanını bölme duvarının arkasına taşıyor. Ama ballı poleni olan çerçevelerin olduğu yerde hiç şey yok. Hiç açık larva yok. Kör bölmede bir kovanı erken bölme yaparken tamamen kör olarak, yani hiç içeride ne var ne yok bakmadan ortaya strafor koymak ve arıyı ikiye bölmek, yani bölme tahtası koyup ikiye bölmek ve bir tarafta ana yetiştirmekti. Bunda öyle bir durum yok. Bunda ana yetiştirmek amaç değil. Bunda ortaya iki tane, ortaya bir strafor koyarak ballı polenli çerçeveleri ayırmak, ballıları bir tarafa ve yavruları bir tarafa koymak. Yeniden inşa edilmiş bir yuvada kraliçe kompakt bir kuluçka oluşturmaz. Bu da arıların onu ısıtmasını kolaylaştırır. Sonuç olarak daha az enerji ve daha az yem kullanırlar. Bu da arı kovanının üretkenliğini arttırır diyor. Erken ilkbaharda daha çok arı yapabilmek için uyguladığı bir yöntem. 15 gün sonra yavrulama alanının olduğu bölüm, sonraki çerçeveyi buraya eklerken kademeli olarak hareket ettirmeye başlar diyor. Kademeli olarak hareket ettirebilirsiniz diyor. Yani kuluçkalıkta yavrulama alanını genişledikçe birer çerçeve birer çerçeve sağ taraftan ya da sol tarafa, sol taraftan artık ne tarafta ballı çerçeve varsa ballı çerçeveleri buraya ekleyerek arıyı genişletmeyi, erken ilkbaharda genişletmeyi amaçlıyor arkadaşlar. Bereketli olsun arkadaşlar. Bu Bilinov yöntemine daha detaylı örnek videolarıyla birlikte daha sonra isterseniz değinebiliriz. Bununla ilgili birçok videoya rastladım. Özellikle Türkiye'de bu videoları görmek mümkün değil. Genellikle Rus arıcıların kanal sayfalarında ya da bloglarında rastlayabileceğimiz tarzda, aynı zamanda Rus arıcılık dergilerinde rastlanabilir tarzda bunun detayları var arkadaşlar. Bereketli olsun. Eğer isterseniz Bilinov yöntemini anlatmamı isterseniz onu da ayrı bir video olarak anlatırım. Bereketli olsun. Sorularınız olsa yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar.